Ayakkabı Dayısı kanalından herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu videolarda detaylıca bu ayakkabıların performansını inceliyoruz. 1-2 hafta boyunca oynuyorum, giyiyorum, deniyorum ve daha sonra sizlere tecrübelerimi ve nasıl hissettirdiğini detaylı bir biçimde anlatıyorum. Buna benzer birçok ayakkabıyı yaptık. Basketbol ayakkabısı, yürüyüş, koşu ayakkabılarını hepsini yaptık. Ayrıca kargo açımları ve ilk izlenimler yapıyoruz. Vloglar, mağaza gezmeleri, birçok farklı içeriğimiz de mevcut. Eğer kanala hala abone değilseniz ve bu içerikleri izlemeyi seviyorsanız mutlaka abone olun ve like atmayı unutmayın. Bugün ise arkadaşlar inceleyeceğimiz ayakkabı çok beklenen hepimizin, bütün basketbol severlerin beklediği ve merak ettiği bir ayakkabıydı. O da Zion Williamson'a ait Zion 1 ayakkabısı arkadaşlar. Kutusunu göstererek başlamış olmak istiyorum. Kutusu bu şekilde. Normal, güzel bir tasarıma sahip. Bir tarafında Zion Williamson yazıyor, bir tarafında logomuz var. Şöyle sade bir kutu tasarımı. 11 aldım arkadaşlar, 45 numara aldım, benim normal Nike numaram. Ve gayet güzel oldu. Ayakkabıları hemen içinden çıkartalım ve incelememize geçelim istiyorum. Bu şekilde gayet güzel, şık ve hoş bir tasarıma sahipler. Zion Williamson hepimizin de çok iyi bildiği, hatta NBA'ye gelmeden belki birçok basketbol severin bildiği bir basketbolcuydu. Benim de öyleydi. O lisede vurduğu smaçlar, o küçük çocukları rezil etmesi, onlara işkence ediyor olması. Adam zaten lisedeyken bile NBA vücudundaydı neredeyse. Bir sene üniversite okudu ve daha sonra da NBA'ye hemen draft edildi. Hepimizin de çok yakından bildiği bir kariyere sahip. Biraz ufak tefek sakatlıkları olmasına rağmen yine hala güzel işler yapıyor. Oldukça yüzdeli oynuyor. Çok atletik, çok büyük, değişik bir yapıya sahip. Kemikleri sanki bizim normal insan kemikleri değilmiş gibi. Biraz belki yoğunluğu mu az nedir? Adam uçuyor resmen gerçekten bulutlarda. O vücutla o kadar zıplıyor olması, o kadar atik ve hızlı oluyor olması gerçekten şaşılacak bir şey. Hatırlarsanız üniversitede de PG1'i, PG2.5 muydu? Evet, PG2.5'tu yanlış hatırlamıyorsam. Delip geçmişti. Bayağı da olay olmuştu. O kazadan sonra diyeyim, Nike hisseleri de bayağı değer kaybetmişti. Çok olay olmuştu. Ben de açıkçası o günden bugüne kadar, yani Zion 1'i görmeme kadar hep bu adamın ayakkabısı nasıl olacak acaba diye merakla bekliyordum. Ve karşıma sonunda bu çıktı. Bundan öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz Jordan 34-35'leri giyiyordu. Yani şunları giyiyordu. Asıl Jordan'ın artık premium basketbol ayakkabısı diyebileceğimiz tarzda olan ve benim çok severek incelediğim, giydiğim Jordan 34 ve 35'ler. Bu 35-34'te buna benziyor. Ve daha sonra ama karşımıza bu ayakkabıyla çıktı. Şimdi bu ayakkabı nasıldır, nedir, ne değildir, performansı nasıl, her şeyinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ilk başta görüntüsünden bahsedebiliriz. Nasıl, beğendiniz mi, hayal kırıklığına mı uğradınız, şaşırdınız mı, ne hissediyorsunuz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben ilk başta pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani daha beklentim yüksekti bu Jordan 34-35'lerdeki. Hem teknoloji olsun, sağlamlık, üstünde kullanılan materyaller, her şeyle çok iyi oluyor olması bu ayakkabıların. Yani benim çok sevdiğim tarzda bir ayakkabı çünkü. Bunun da öyle olacağını düşünmüştüm. Maalesef görüntüde onu yakalayamadım. Yani dedim nasıl bir ayakkabı? Çok sade, çok basit. Tasarım olarak da normal bir ayakkabıya benziyor. Bu canavara daha farklı şeyler yapılması lazım diye düşünmüştüm. Biliyorsunuz Next Generation Athlete diyorlar Zion'a. Yani Next Gen, işte bir sonraki nesildeki ilk böyle Jordan'ın yüzü yani. Belki yani kariyeri devam ettiği yıllarca hep önümüzde olacak, 15-20 yıl artık uzun sağlıklı bir kariyer diliyorum kendisine. Bunca yıl boyunca hep göreceğimiz canavar bir adamın ilk ayakkabısını böyle yapmaları beni biraz şaşırtmıştı açıkçası. Hani Jordan 1'i düşünüyorsunuz, belki LeBron 1 yine aynı şekilde, Kobe aynı şekilde. Hani bu tarz büyük adamların ilk ayakkabıları bence çok önemli. Çünkü retro olması açısından da önemli. Ama bu böyle geldi, artık yapacak bir şey yok, çıktı ve elimizde. Tabii giyip aldıktan sonra, denedikten sonra düşüncelerim biraz daha değişti ve hoşuma da gitmeye başladı açıkçası bu ayakkabı. Ama bence kesinlikle şekil olarak daha güzel yapılabilirdi. Buna baktığımız zaman hafif bileklimsi, yani mid diyebileceğimiz bir boyutta bayağı güzel bileklerinizi tutuyor. Oldukça kalın bir alt tabana sahip yastıklamasıyla birlikte biraz basit ve ucuz hissettiren üst kısmıyla ortalama bir basketbol ayakkabısı. Tabii ki bu basketbol ayakkabısının en öne çıkan özelliği canavar mı canavar bir yastıklamasının olması arkadaşlar. Hepimizin de beklediği ve istediği gibi. Çünkü bu adam o kadar ağır ki yere düştüğü zaman bu bileklerin, dizlerin, belin dayanması mümkün değil. Onun bu vücuduna uyguladığı etkiyi azaltacak bir ayakkabı tasarımına ihtiyaç vardı ve o da bu oluyor. Dedikten sonra da hemen şimdi tabanıyla, taban tutuşuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Tabanı şu şekilde, bir kısım şeffaf plastik, bir kısım ise sert plastikten yapılmış. Şu kısmı sert plastik sadece. Ortada ise herhangi bir taban tutuşu olmuyor. Ön ve arka yüzeyde bütün taban tutuşunu sağlıyorsunuz. Nasıldı diye soruyorsanız,
Arkadaşlar yani fena değildi. Aslında ben bu tarz tabanları pek sevmiyorum. Hatırlarsanız Freak 1'de buna benzer bir tasarım vardı ve benim hiç memnun olduğum bir tasarım değil. Çünkü genel itibariyle kullanılan kimyasalın yapısı itibariyle şu arkada görmüş olduğunuz şeffaflar iç sahalarda iyi iş yaparken şu görmüş olduğunuz bu sert plastikler ise dış sahalarda çok iyi işler yapıyor. Böyle olunca yani tam force'u, tam verimi yakalayamıyorsunuz. Ama bunda yani benim için çok iyi iş yaptı. Zaman zaman ama böyle bir diye böyle bir kaymalar yaşadım. O da tahminim buradaki sert plastikten kaynaklı iç sahalarda ben oynadığım için. Bunun dışında herhangi bir problemim yoktu benim. Ama keşke hani tüm taban böyle sert plastik veya normal şeffaf plastik olsaydı benim daha hoşuma giderdi. Kaymalar beni biraz düşündürdü. Ayağınızı ara ara silmeniz gerekiyor. Yine çok iyi iş yapıyor. Yine gayet güzel iş yapan sağlam bir tabana sahip. Bu taban tuşuna puan verecek olursam arkadaşlar 10 üzerinden 8 veriyorum. Bundan sonra da böyle ayrı ayrı her şeye puan vereceğim. Hani sizin düşünceniz sadece taban tuşu, sadece yastıklama olursa bu tarz inceleme videolarını izleyerek de karar verebilirsiniz diye. Uzun zamandır da sizler de bu tarz bir şey istiyordunuz zaten. Bu tabanın belki de en güzel yanı dışarıda oynamaya çok çok uygun. Sert plastikten olanlar zaten taş gibi arkadaşlar. Ama şu görmüş olduğunuz içini gösteren kısımlar bile aşırı derecede sağlam. Ben uzun zamandır imzalı bir ayakkabıda, özellikle Nike'ın, hiç bu şekilde bir yapı görmemiştim. Çok sağlam, dışarıda oynamaya bana çok uygun geldi. Dolayısıyla dışarıda oynanabiliyor olması bu ayakkabı için inanılmaz avantaj. Fiyatını düşündüğümüz zaman da 1100 liralar, 1080 liralar civarı güzel bir rakamı var. Hani bütçeli modeller 900'e 800'e çıktığı zamanlarda bu tarz bir imzalı ayakkabı bu fiyata alınabiliyor olması bence harika. Yani taban benim için çok iyiydi. Birçoğunuz da zaten dışarıda oynuyorsunuz. O yüzden bence bunu kaçırmayın. Muhtemelen bu ayakkabı yılın ayakkabısı olacak zaten. Hemen üstüne ve yastıklamasına geçiyorum. Bu yastıklama bir canavar arkadaşlar. Efsane. Şu arkada görüyorsunuz LeBron'lar vardı. Buna yaklaşan efsane. İşte yine aynı şekilde Jordan 35'ler. Buna yakın güzel ayakkabılardı. Fakat burada apayrı bir iş yapılmış. Rahatlık hissi ve sizleri geri zıplatma, bu yay hissini bir arada barındıran bence ilk yastıklama tipi. Harika mı harika. Çok bayıldım. İlk önce şurada çok yumuşak bir faylon köpüğü var. Yani Nike'ın hep kullanmış olduğu. Hatta bütçeli versiyonlarda bu sadece yastıklama olarak kullanılıyor. Düşünün. Böyle bir yastıklama içine PG4'te ve PG5'te kullanılan Air Strobel dediğimiz böyle delikli delikli yapıda hatırlarsanız bir yastıklama var. Bu çok fazla size rahatlık hissi veriyor. Adeta böyle bir kuma basıyormuşsunuz gibi. Sizi böyle rahat ettiriyor. Ayrıca ön tabanda arkadaşlar aynı burada kullanılan gibi, bunun aynısı gibi arkadaşlar, büyük bir Air Zoom ünitesi var. Şöyle ön tabanda. Ve bu da sizlere o puf diye zıplama hissini veriyor. Ve gerçekten de inanılmaz hissettiriyor. Ben bayıldım. Ben farklı renginde almayı düşünüyorum gerçekten. Benim gibi sakatlığı olan veya sakatlık yaşamak istemeyen veya rahatlık isteyen arkadaşlarım için bu ayakkabıyı efsane yapmış. Ben bu tarz bir tasarım daha önceden görmedim. Yeni yeni görüyoruz arkadaşlar. LeBron 18 gibi birkaç yastıklama tipini birlikte kullandıkları ayakkabıları veya işte KD13, KD14'lerde yine süper yastıklamalar görüyoruz. Bu dönem ayakkabı sahibi olmak için harika bir dönem bence. Eskilere baktığım zaman hiç yastıklama denen bir şey yokken şimdi artık bu işi çok iyi başarıyorlar. Benim hatırladığım kadarıyla ilk defa bir kullanım olmuş. Yastıklamaya puan verecek olursam arkadaşlar 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Gerçekten benim için harika bir yastıklama oldu. Benim gibi ağır arkadaşlar için de ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Fakat gardlar için belki çok iyi olmayabilir. Çünkü yerden biraz yükseksiniz arkadaşlar. Ve dengesiz hissetmeniz mümkün. Yani böyle sürekli hani bir yastığın üstünde, bir balonun üstünde oynadığınızı varsayın. Çok fazla işte crossover atıyorum, yere yakın oynamak istiyorum, hardin ayakkabılarını beğeniyorum, kayra ayakkabılarını beğeniyorum diyorsanız bu belki sizin için biraz dengesiz hissettirebilir. Ama bence yine çok güzel olacaktır. Yine keyif alacağınıza ben eminim. Fakat farklı bir his var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim gibi ağır arkadaşlar için harika. Yani 2, 3, 4, 5 numaralar için bulunamayacak bir fırsat. Kesinlikle ve kesinlikle koleksiyonunuzda olması gerekiyor. Sadece bu yastıklama için bile bence deneyebilirsiniz. Tabanı da gayet güzel. Dışarıda da oynanıyor. Zaten olay bu diyorsunuz. Tasarımcılar da böyle demiş arkadaşlar. Olay sadece alt tabanda demişler ve her şeyi alt tabana yapmışlar. Üst tarafta hiçbir şey yok. Üst tarafı tamamıyla çöpe atabilirsiniz. Gerçekten öyle bir tasarım. Benim şaşırdığım noktalar şimdi geliyor daha doğrusu. Memnun olmadığım taraflar şimdi geliyor. Üst kısmıyla geliyor. Üst kısım arkadaşlar çok ucuz hissettiren plastiklerle kaplanmış. Niye böyle yapmışlar? Ufak tefek de deri, nubuk kullansalarmış çok güzel olabilirmiş. Özellikle şu gördüğünüz kısımlar tamamen plastik plastik hissettiriyor. Bu kısımda daha yine bir katman kaynatılmış. Sadece şu kısım güzel arkadaşlar. Daha böyle tüylümsü, hafif derimsi vari, nubuğumsu vari güzel bir kumaş var. Onun dışında hiçbir şey yok. Bu da sadece işte baş parmağınız çıkmasın diye yapılmış. Arkalara ve yanlara doğru geldikçe
Görüyorsunuz delikli delikli daha kaynatılmış, yapıştırılmış kısımlar geliyor. Şurada Z işareti var. Zion Williamson'ın design detayı olarak yer alıyor. Arkaya doğru gittikçe yine daha dandik ve ucuz hissettiren kumaşlar var. O şekilde yani üst kısım gerçekten hayal kırıklığı diyebilirim. Ayakkabıyı hafifletiyor mu? Hafifletiyor. O açıdan güzel ama keşke biraz daha kaliteli yapılsaymış. Bilemiyorum yani bu kadar büyük bir oyuncuya, bu kadar liseden beri ünlü olan bir oyuncuya daha güzel bir üst kısım sunulabilirdi diye düşünüyorum. Materyallerine de 10 üzerinden 7.7 veriyorum. Kesinlikle beğenmedim. Kesinlikle ucuz hissettiriyor. Nefes alabilirlik noktasında yine az da olsa iyi iş yapacaklar. Şöyle görüyorsunuz bir pencere açılmış. Hiç yoktan iyidir diyerek bunu da söylemek istiyorum. Nefes alabilirliğini arttıracak bir kumaş da burada var. Bu üst kısmı beğenmeme sebebim tamamıyla hani görsel ve fazla pahalı bir şey kullanılmıyor olması. Tabii ki bu ayakkabının fiyatını aşağı çekiyor. Normalde belki Jordan 35'ler gibi olsa veya LeBron'lar gibi Battle Knit'ler, Prime Knit'ler olsa 1500, 1600, 1700'lere görüyor olacaktık. 1100 seviyelerinde geziniyor olması harika. Muhtemelen bence indirime de girecektir bu. Hani bunu 700-800'lerde falan bulursanız kaçırmayın. Ben de diyorum ya ikinci rengini almak istiyorum. Özellikle bu rengini çok beğenmedim. Bu ayakkabının genel olarak renklerini beğenmedim. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Mesela Jordan 35 gibi ayakkabılar arkadaşlar veya işte Kyrie'leri düşünelim. Efsane tasarımlarla önümüze çıkıyor ama bazı ayakkabılarda olmuyor yani. Niye olmuyor bilmiyorum. Harden'lar bunun örneği bence. Belki KD'ler de buna örnek verilebilir. Hani çok daha güzel tasarımlar yapılabilir gibi düşünüyorum renk tasarımları. Ama olmuyor yani bunda da olmamış. Ama ilk çıkan rengi de alıp incelemek istedim hızlı olsun diye. Üst kısmı peki performans olarak nasıl iş yapıyor? Çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Bu ayakkabıda farklılıklardan biri de şöyle tepeden bakmanızı isteyeceğim. Ayakkabı geniş bir yüzeye bassa da şu ön kısmı çok dar ve uzun geliyor. Bu da biraz geniş ayaklı arkadaşlar için endişe edici bir durum olabilir. Ben 45 aldım ve hiç ayağım yandan pörtlemedi. Hani ben giyiyorsam sizler de giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Tahmin ettiğinizden daha dar ama bunu düşünün. Ben 45 aldım. Bana kıyasla diğer videolarımı da izleyerek sizler de bir numara tercih edebilirsiniz. Ayakkabının üst kısmı bağcıkları da çekince güzel iş yapacak. Fakat bağcıklar arkadaşlar çok ince. Ya ben burada daha böyle tombiş tombiş kalın kalın güzel bağcıklar isterdim. Çok ince biraz böyle ya diyorsunuz keşke daha kalın bir şey olsaymış. Ama sıktığınız zaman iyi işler yapıyor. Özellikle şu ön iki taraf içten konumlandırılmış. Öyle olunca güzel bir kapanma yaşıyorsunuz. Güzel kapanma hissi var. O bayağı hoşuma gitti. Hafif kalın çorapla çok rahat ettim. Arkaya doğru geçiyorum. Mükemmel kısımlarından bir tanesi de arkadaşlar topuktaki kapanma. Dıştan her ne kadar çok kaliteli hissettirmese de içerideki şu Zion logolu kısımlarda görmüş olduğunuz pedlemeler ayağınızı çok güzel kapanıyor. Ve adeta bilekli ayakkabı gibi bileklerinizi koruyor. Bilekli ayakkabı arayan ve bileklerinde rahatsızlık olan arkadaşlarım için bir güven duygusu oluşturması için bence güzel bir tercih olacaktır. Keyif alacağınıza eminim. Benim bayağı hoşuma gitti. Ama doğru numaranızı almak çok önemli bu hisleri yaşayabilmek için. Mağazada denemenizin imkanınız varsa mutlaka deneyin. Birçok mağazada görüyorum Nike mağazalarında. Özellikle Ankara'da yaşıyorsanız İstanbul'da da vardır mutlaka. Dil yapısı çok bir şeye benzemiyor gibi arkadaşlar. Çok pofidik değil. Daha pofidik olmasını isterdim. Özellikle şuradaki bu kısım yani tamamen görsel konulmuş. Kağıt gibi bir kısmı var. Bir tanesinde Jordan varken bir tanesinde Zion logosu var. Ayakkabı çiftleri birbirinden farklı. Fitlenmesi ve kitlenmesi benim için harikaydı. Ben de buna 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Bu kadar iyi hissettiğim ayakkabı her zaman olmuyor. Zaman zaman işte önden boşluklar oluyor, arkadan boşluklar, yandan ayakkabı gidiyor geliyor gibi hissediyor. Bu benim için çok iyiydi. Eğer ayaklarınız darsa bence hani bir küçük numara bile belki alabilirsiniz. Dediğim gibi bana kıyasla bakabilirsiniz. Ayakkabı numarasıyla alakalı da bir videom vardı. Onu baz alarak kendi numaranızı bulabilirsiniz dedikten sonra da desteğe geçelim. Birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Ayakkabı her ne kadar yerden yüksek olsa da arkadaşlar yana doğru şu görmüş olduğunuz bu tarz bir çıkıntı nadirdir. Ayakkabılar çok kullanmıyor. Aslında bence kullanması lazım. Görüyor musunuz? Kocaman. Yana yapacağınız hamlelerde arkadaşlar devrilmeyi imkansız hale getiriyor. Her ne kadar yerden yüksek olsa da. Bu da crossover atan ağır arkadaşlarım için, power forward oynayanlar, center oynayan, daha atik olan arkadaşlarım için harika. Hatta bu durum guardların bile bu ayakkabıyı tercih edebilmesinin önünü açıyor baya baya. Sadece yerden yüksek oluyorsunuz bu hissi sevmeyenler için söylüyorum. Çıkıntı sayesinde çok daha güvenli olacaksınız. Ayağınız aynı şekilde ayakkabıdan dışarı çıkıyor hissini pek yaşamayacak. Her ne kadar üst kısımlar biraz kalitesiz gibi hissettirse de şöyle yana yatan böyle adeta hız arabasında yani bir Ferrari şunu bunu düşünürseniz nasıl böyle çok yere yakındır. Bu yere yakınlık sizlere çok iyi bir aerodinamik sağlayacak arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti ve bundan da bahsetmek istedim. Bağcıkları da güzel bağladığınız ve ayağınız böyle kilitlendiği zaman bayağı iyi hissediyorsunuz. Özellikle bu yastıklamaya alışmanız bazen zaman alabiliyor. Alıştıktan sonra tamam diyeceksiniz. Destek noktasında da arkadaşlar buna 9 veriyorum. Keşke hani biraz daha şuralarda çıkıntılar belki olsaydı. Şu plastik kısımları yukarı çıksaydı veya daha kaliteli materyallerle buraları bir ağlar kondurulabilirdi. Gibi durumlar için hani gelişmeye pay bırakıyorum diyeyim. Ve böylelikle de
videomu sonlandırabilirim. Ayakkabıya genel bir puan vermektense parça parça puan vererek sizlerin kıyaslaması için daha fazla alan oluşturmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra inceleyeceğim ayakkabılara da bu şekilde puanlar vermek istiyorum. Hemen bir ağırlığına bakalım. 404 gram arkadaşlar. Hafif sayılabilecek güzel bir basketbol ayakkabısı. Benim normalde 450-460'larda geziyor. Hatta mesela şununla kıyaslamak için hemen şunu da koyayım. 480 gram düşünün. Yani bu ona göre çok ağır kaldı. Basketbol performansı için çok iyi. Yastıklama isteyen, taban tutuşu ve dışarıda oynamak isteyen herkese yönelik. Güzel ve uygun sayılabilecek bir imzalı basketbol ayakkabısı. Artık Kelly'lerin, Kyrie'lerin şunun bunun 1400'lerde, 1500'lerde gezindiği bir zamanda iyi bir tercih sayılabilir. Eksik yanları üst kısmı dışında ben çok görmüyorum. Belki biraz yüksek olması ve yastıklamanın çok fazla oluyor olması belki bazı arkadaşlarım için problemdir. Ama benim gibi arkadaşlar için bulunmaz bir nimet. Zion Next Generation Jordan atletinin harika ilk imzalı ayakkabısını böylelikle incelemiş ve tamamıyla tanıtmış olduğumuzu düşünüyorum. Bahsetmediğim bir nokta olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Biraz uzun bir inceleme yapmak istedim. Çünkü gerçekten bu ayakkabıya vakit ayırmak istedim. İzlediğiniz zaman nedir ne değildir her şeyi öğrenin istedim. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bu videoları ve kanalı çevrenize yayarak destek verirseniz ben de daha çok incelemelere vakit ayırabilir, daha hızlı sizlere sunabilirim. Dedikten sonra da çıkışı yapmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.